Kara Kutu kanalından herkese selam. Jumper 2008. Bu filmde birçok aksiyon sahnesi çekilmiştir. Fakat bunların hiçbirinde kaza yaşanmamasına rağmen bir sahnede çekilen yapay duvarın çökmesi üzerine David Ritchie hayatını kaybeder. The Return of the Masked Race. Filmde Roy Kinnear adlı oyuncu bir sahnenin çekimi esnasında attan feci bir şekilde düşer ve tüm çabalara rağmen kurtarılamaz. Bu olaydan filmin yönetmeni o kadar etkilenir ki artık bir daha film çekmez. The Adventures of Milo and Otis. Özellikle kedi ve köpeklerin hayatlarını anlatan filmin çekimlerinde birçok hayvanın göz göre göre öldüğü iddia edilmiştir. Bu iddialar ne yazık ki hiçbir yetkili tarafından yalanlanmamıştır. The Conqueror 1956. Daha önce gerçek nükleer silahların test edildiği bir alanda çekilen bu film, maalesef korkunç sonuçlara yol açmıştır. Film setindekilerin çoğu kansere yakalandı ve yıllar sonra 46 kişi bu hastalıklardan hayatını kaybetti. Başrol oyuncusu John Boyne da bunlar arasındaydı. Harry Potter. Harry Potter filmlerinde Harry'i canlandıran Daniel Radcliffe'ın dublörü, bir sahnede uçma efekti için yaptığı hareketle duvara çarpar ve yere düşer. Çok feci şekilde sakatlanan dublör David Holmes, maalesef tüm vücudu felç olur. David Holmes, Harry Potter'ın son filmlerinde oynayamaz. Sihirbazlar Çetesi filminde oynayan Aylif Fisher neredeyse boğuluyormuş. Filmi canlandırırken gerçekten de boğulma tehlikesi atlatan kadın, film icabı 3 dakika boyunca suda kalması gerekir. Fakat sudayken zincirlerin kostümüne takılması yüzünden kurtarılması uzun sürünce ölüme ramak kala kurtarılır. Nuh'un Gemisi. 1928'de çekilen bu eski filmde teknolojik imkanlar yetersiz olduğu için bir de güvenlik önlemlerine yeteri kadar önem verilmediği için adeta bir facia yaşanmış. Filmde 15 bin ton su kullanılır. Fakat film esnasında fırtına oluşturulması için yapılan yapay dalga, 3 kişinin ölümüne 12 kişinin yaralanmasına yol açmıştır. Twilight Zone. Bu film setinde başrol oyuncusu Vic Murray bir sahnede helikopterin pervanesine çarpıp çok feci bir şekilde ölür. Bilim kurgu olan bu filmdeki kaza hakkında mahkeme açılır fakat ceza verilmez. Karga 1994. Filmde dünyaca ünlü Bruce Lee'nin oğlu oynamaktadır. Film çekimlerinde sahte kurşunlar kullanılır. Fakat bir sahnede nasıl olduğu anlaşılamayan bir sebeple gerçek kurşun sürülen silahtan ateş edilince Lee hayatını kaybeder. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.